Herkese merhaba değerli arkadaşlar. Yepyeni bir C programlama videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte ilkel 4 işlem yapabilen ama fonksiyonel bir hesap makinesi yapacağız. Özellikleri kısaca şöyle olacak arkadaşlar. İşlemleri 2 sayı üzerinde yapacak. Yani 5 artı 3, 5 çarpı 2 vesaire 2 sayı olacak. 4 işlem yapacak ve uygulama bize sorana kadar uygulamadan çıkmayacak. Yani uygulama bize soracak. Uygulamadan çıkmak istiyor musun? Çıkmak istiyorsan şu tuşa bas. Çıkmak istemiyorsan herhangi bir tuşa bas gibisinden bir kontrol yapısı olacak arkadaşlar. Kısacası ana yapısı böyle olacak arkadaşlar hesap makinemizin. İsterseniz hemen başlayalım. Bu sefer temiz bir şey açtım. Videoda yazacağım arkadaşlar kodu. Önceki videolarda hatırladığınız üzere kodu yazmıştım. Kodun üzerinden yorumlayarak size anlatmıştım. Hangisi daha yararlı oluyorsa arkadaşlar yorumlara yazın. Ben de o şekilde devam etmeye çalışayım. Böylelikle siz de farkı görmüş olursunuz hangisi daha verimli diye. Evet, başlayalım arkadaşlar. Şimdi iki sayı arasında işlem yapacağımız için ve bu sayılardan bölme işleminde virgüllü bir sayı çıkabileceği için mesela 8 bölü 3 2.67 yapıyor arkadaşlar. 2.67 integer değerle tam gösteremeyiz. 2 yazar yani. Biz ama bu 2.67 mi 63 mü tam emin değilim. O değeri tam göstersin diye arkadaşlar bunları ne almamız gerekiyor? Float almamız gerekiyor. Birinci sayı ve ikinci sayı değişkenini oluşturduk. Ama bir de arkadaşlar kontrol yapısı oluşturmamız gerekiyor ki bu kontrol yapısı en başta olacak. İşte mesela işlemi yaptıktan sonra işlemi devam etmek istiyor musunuz diyecek. Devam etmek istiyorsanız herhangi bir tuşa basın, basacağız ya da devam etmek istemiyorsanız sıfıra basın diyecek. Basacağız ve programdan çıkacağız arkadaşlar. Bunun için ben bir kontrol diye bir şey oluşturacağım ve ben bunu arkadaşlar 1'e eşitleyeceğim. Bunu 1'e eşitlememdeki sebebi daha sonra anlatacağım. Yeri gelince arkadaşlar. Sonra bu artı, eksi, çarpı, bölü işaretler arkadaşlar birer sembol. Semboller de char veri tipine girer arkadaşlar. Ben bu hesap makinesini switch case yapısında yapacağım için bir tane char seçim diye değişken belirliyorum arkadaşlar. Bu seçim değişkenini switch case yapısında kullanacağız böylelikle. Şimdi arkadaşlar isterseniz kullanıcıyı bir bilgilendirelim. Kullanıcının ne olduğuna dair bir fikri olsun. Ya ben bu programa girdim de program bana hiçbir şey dememiş ki ben ne yapacağım falan demesin yani. O yüzden arkadaşlar şöyle süslü bir şekilde 5, 6, 7 neyse zaten eşit olacak. Şöyle süsleyelim biraz. Buralar çok da önemli değil ama hani ne olduğunu anlasın kullanıcı arkadaşlar. Benim buradaki asıl derdim bu. Hesap makinesi olduğunu anlasın kısacası arkadaşlar. Hesap makinesine girdikten sonra burada hemen bizim yapısının devreye girmesi gerekiyor arkadaşlar. Bunu da ben şöyle ayarladım. Kontrol için while döngüsü açtım arkadaşlar. Ve dedim ki while kontrol eşit değilken sıfıra. Yani arkadaşlar bunu ne diyor? Kontrol sıfıra eşit değilken bu döngüye gir. Kontrolümüz kaçtı? 1'di. Sıfıra eşit değil ki o zaman kesin buraya girecek yani. Bu önemli bir detay arkadaşlar. Sonsuz işlem, istediğimiz kadar işlem yapabilmemiz için arkadaşlar. Şimdi girdikten sonra kullanıcıdan bilgi, yani kullanıcıya bir bilgi vermemiz lazım. Diyelim ki hani gireceğiniz işlemi yazınız gibisinden. Printf işleminizi giriniz diyelim arkadaşlar kısaca. Ve tabi de belirtelim elimizde nelerin olduğunu, işte elma, armut, patates vesaire. Hani artımız var, eksimiz var, çarpımız var, bölümümüz var. Bunları bilsin yani bu işlemleri yapabilirsin diyelim. Yani kullanıcının da bir bilgisi olsun. Programlarda arkadaşlar kullanıcıyı bilgilendirmek programın verimliliği açısından çok önemlidir. O yüzden yani printf yazıp şöyle bir şey yazacaksınız. Çok da zor bir şey değil. Etkili bir şey hem kullanıcının daha rahat kullanması açısından vesaire. İşleminizi girin dedikten sonra arkadaşlar mesela bir işlem iki sayılı bir işlem nasıl olabilir? 5 artı 8 mesela ya da 5 çarpı 10 gibi. Burada arkadaşlar 5 ilk sayı olduğu için kullanıcıdan arkadaşlar ilk önce scanf ile sayıyı almamız gerekiyor. Evet. %f olacak. %d değil pardon. Çünkü float gördüğünüz gibi. Yani ters yazdım. %f ampersand a
bu A'ya değerimizi atıyoruz. İlk sayıyı giriyoruz. 5 artı girmesi gerekiyor. Artı bir sembol olduğu için burada da sembolü girmesi gerekiyor arkadaşlar. Scanf yüzde C ve ampersand seçim. Bunu seçime ekleyecek. Sonra da son sayı gelecek. 5 artı 8'deki 8'i geleceği için bu da bir sayı olacak arkadaşlar. Ve scanf yüzde D ampersand B. Evet, gördüğünüz gibi 5. Şurası 5 artı 3 mesela. Bunları yazması için gereken yer arkadaşlar. Şimdi ben bunu dediğim gibi switch case yapısıyla yapacağım. Onu da hemen açalım arkadaşlar. Switch'imiz neye göre olacak? Bu yapımız seçime göre olacak. Yani artıysa artı case'ine, eksiyse eksi case'ine, işte çarpıysa çarpı case'ine vesaire oraya gidecek. O yüzden buraya seçim yapmam gerekiyor. Seçim yazmam gerekiyor, pardon. Bunu yazdıktan sonra arkadaşlar ilk case'imize gelelim. Zaten case'ler birbirine benzer olacak aşağı yukarı. Case hangi durumda? Seçime göre belirlediğimiz için arkadaşlar seçim neydi? Bir karakterdi. Artı, eksi, çarpı, bölü gibi. O yüzden buraya case ne yazacağım? Mesela artı. Artı. Yani kullanıcı artı girdiğinde sen bu case'e gir demek istiyorum arkadaşlar. Burada da ne yazmam gerekiyor? Printf yüzde f yüzde f artı yüzde f eşittir yüzde f. Evet. Bu ne anlama geliyor yani arkadaşlar? Yüzde f'nin ilki a'ya denk geliyor. Yüzde f'nin ikincisi b'ye denk geliyor ve yüzde f'nin üçüncüsü a artı, pardon yazamadım, a artı b'ye denk geliyor. Yani burada bize a artı b'nin sonucunu yazıyor. Bir de arkadaşlar buraya brick ekliyorum. Brick ne yapıyor arkadaşlar? Aşağı daha bunun gibi bir sürü case yapacağım. Hatta bunları kopyalayayım. İsterseniz yapıştırayım. Çünkü eksi içinde sadece belli başlı yerleri değiştireceğim. Şöyle isterseniz. 4 tane yapmam gerekiyor toplamda. Brick ne yapıyor arkadaşlar? Şöyle yapıyor. Buraya giriyor ya mesela. Bu işlemi yapıyor. Yani şuradaki printf'i yazdırıyor. Brick geldi. Brick'i gördükten sonra arkadaşlar buralara girmiyor. Yani bunda brick var, buraya girmiyor. Diğer şeylere girmiyor yani kısacası. Karışmıyor. Brick olmasa arkadaşlar şu ikinci case'i de atlayacak. Bu ikinci case'imiz bu arada ne olacak arkadaşlar? Artı yerine eksi yaptım. Yüzde f eksi yüzde f eşittir yüzde f. Burada da a eksi b'yi bulacağız. Hepsi birbirinin aynı. Burada da çarpı olsun arkadaşlar. Yüzde f çarpı yüzde f eşittir yüzde f. Bu da a çarpı b olacak. Sonra burası da ne olacak arkadaşlar? Böyle olacak. Yüzde f bölü yüzde f. Tabii ki arkadaşlar burada şimdi f yaptığımız için virgüllü sayı ya. Mesela 5 girdim. 5.00009 tane 0 yazabilir. Ben bunun önüne geçmek için arkadaşlar nokta 2f giriyorum. Yani oradaki fazlalığı göstermesin bize. Buraya hemen hızlıca yazayım. Yani virgülden sonra 2 basamağını göstersin. Ben çok fazla istemiyorum. Bize virgülden sonraki 2 basamak gerekiyor ki bu da aslında sadece bölme işlemi için yeterli. Diğerleri için çok da sıkıntı değil ama bölme işlemi için arkadaşlar virgülden sonraki 2 basamağını görmemiz için nokta 2. Yani virgülden sonraki 3 basamağını görmek istiyorsanız nokta 3 yazarsınız. Orası ayrı. Şurası da A bölü B olacak tabii ki. Bir de arkadaşlar şöyle bir durumumuz var. Şimdi adam artı, eksi, çarpı, bölü. Adam inatçı bir kullanıcı mesela. Ya diyor ben buna baş kaldıracağım diyor. Artı, eksi girmiyor. Geliyor K'ya basıyor. J'ye basıyor. C'ye basıyor. Başka tuşa basıyor. İnatçılık yapıyor. O zaman da arkadaşlar bu durumların hiçbirine girmezse bizim bu durumların hiçbirine girmediği zaman girebileceği başka bir case denebilir. Default case arkadaşlar. Ona giriyor ve burada da arkadaşlar ne desin? Printf neresi? Yanlış seçim yaptınız. Yani uyaralım biz kibarca. Hani bunu daha ileride çok fazla aynı şeyi girip durarsa ya birader artık anlamıyor musun? Başka şey gir falan da diyebilirsiniz. Hani öyle kontrol yapıları da ekleyebilirsiniz de ben basitinden hemen bir hesap makinesi yapmak istedim. Yani arkadaşlar şunu da şöyle alalım. Tam simetrik olsun. Bunlara girmezse hani bu işaretlerden hiçbirine girmezse ya işte hiçbiri olmadığına göre birader sen yanlış anlamışsın, yanlış geldin falan gibisinden böyle bir uyarı versin istiyorum arkadaşlar hesap makinesinde. Sonra buraya da break dedikten sonra arkadaşlar switch case'imizi bitirelim şöyle. Evet, güzel. Sonra arkadaşlar biz kullanıcıya şöyle bir şey söyleyelim. Ne diyelim? İşte
Şimdi işlem bitti. Devam etmek istiyorsa herhangi bir tuşa bassın. Çıkmak istiyorsa da sıfıra bassın. Yani o yüzden ne olsa arkadaşlar şöyle bir kullanıcıyı bilgilendirelim. Diyelim ki devam etmek için sıfır dışında bir tuşa çıkmak, pardon yazamadım, tuşa uygulam, yine yazamadım, uygulamadan çıkmak için sıfır A, pardon A basınız. Yeni klavyeye biraz alışamadım arkadaşlar, kusura bakmayın, biraz yazım yanlışı çok yapabiliyorum. Böyle bir şey diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi buna göre adam ne diyecek? Devam etmek istiyorsa herhangi bir tuşa basacak, devam edecek. Ama yok arkadaş, ben istediğim işlemleri yaptım, artık çıkmak istiyorsun, çıkmak istiyorum diyorsa programdan, sıfıra, mesela sıfıra basacak ve çıkacak arkadaşlar. Bunu da kontrol etmemiz gerekiyor. O yüzden şu başta gördüğünüz kontrol vardı değil mi? Bakın bu çok önemli. Kontrol 1'de. Şimdi kontrolü biz kullanıcıdan tekrar almak istiyoruz. Kontrolü biz başta belirlemiştik ama bu sefer de kullanıcı girsin. Karşılaştıralım bizim kontrol şemamızda. Yüzde de ampersand kontrol. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bir kontrol şeması ekledim. Buralar aşağıya çok kaymış. Bunları biraz yukarı çekeyim de daha düzgün olsun. Evet. Buraya da bir kontrol şeması, kontrol değişkeni girilmesini ekledik arkadaşlar. Eğer sıfır girerse zaten şu döngüye tekrar girmeyeceği için çıkmış olacak. Yani ne yazacak arkadaşlar? En son uygulamamız bittiğinde bunu anlayalım biz. Desin ki uygulamadan başarıyla çıkış diyemedim. Çıkış yaptınız. Güzel bir çıkış yaptınız. Bu uygulamayı yaparak. Evet, uygulamadan başarıyla çıkış yaptınız desin ve kullanıcı hani uygulamadan çıktığını anlasın arkadaşlar. Şimdi isterseniz arkadaşlar bir çalıştıralım. Çalıştırdıktan sonra da mantığını anlatacağım tekrardan size arkadaşlar. Hesap makinesi gördüğünüz gibi. Şimdi ben bunu mesela hiç bilmeyen bir kullanıcı olayım arkadaşlar. Hesap makinesi. Baktım okudum, hesap makinesi diyor. Anladım hemen. İşleminizi girin diyor, tamam mı? İşlemeye girin. Normal bir kullanıcı hemen girer. Ne der? Atıyorum. 8 artı 6. Enter'a basınca arkadaşlar gördüğünüz gibi şurayı yanlış yazmış. 8 artı 6. Orayı neden yanlış yazdı onu anlayamadım. 8 artı 6 olması lazım. Bu arada şurada backslash n'leri unutmuşum. Bunlar biraz sıkıntı yapmış. Onu fark ettim. Şunların her birinden sonra birer backslash n yapalım da ortalık karışmasın. Burada ne oluyor? Nerede hata oldu? Bir daha çalıştıralım isterseniz. Şöyle büyütelim. Bu da çok küçük geliyor hep. 8 artı 6. 8 artı 0 eşittir 0 diyor. Çünkü neden diyor biliyor musunuz arkadaşlar? Ben pardon ya. Evet arkadaşlar. Neden az önceki hatayı aldığıma dair şimdi gördüm de. Şuraya yüzde D yapmışız fark ettiyseniz. Buraya yüzde F yapacaktık. Çünkü float tanımladık. İsterseniz şimdi tekrar denelim. Aynı hatayı almayacağızdır. Şöyle yakınlaştıralım. Az önceki örneğin aynısı 8 artı 6. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 8 artı 6 eşittir 14 yazdı. Başka bir örnek. Aa, niye kapattım ya? Şeyi gösterecektim. Kontrol yapısını gösterecektim. Neyse bir daha gösteririm. Mesela arkadaşlar 14 eksi 9. Devam etmek için 0 dışında bir tuşa, uygulamadan çıkmak için 0'a basınız. Diyor arkadaşlar. Devam etmek istiyorum. 7'ye bastım mesela. Bu herhangi bir tuş sonuçta 0 dışında. İşleminizi girin diyor. 8 çarpı 3. İşte 8 çarpı 3 gördüğünüz gibi 24. Devam etmek için 0 dışında bir tuşa. U'ya bastım arkadaşlar. Tekrar devam ediyorum. Bu sefer de atıyorum. 17 bölü 6. Hop. Ne oldu? Yanlış seçim yaptınız. 17 bölü 6 girdim. Neden olmadı? Bir dakika. Bir daha deneyelim. 17 bölü 6. Evet şimdi yazdı. Az önce neden öyle bir şey oldu anlamadım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yazdı. Devam etmek için
sayı girelim. Herhalde şey girdik ya, karakter girdik. Belki ondan olmuş olabilir, emin değilim. Yine bir bölme işlemi arkadaşlar. Arkadaşlar hemen bir örnek yapalım. Diyelim ki 8 bölü 3. Gördüğünüz gibi 2.67. Devam etmek istiyorum. Ben buradan 9'a bastım arkadaşlar. Devam etmek istiyorum. Bu sefer de diyorum ki 37 çarpı 12. Bilmiyorum sonucu. 444'müş. İsterseniz kontrol edelim arkadaşlar. Kaçtı? 37 çarpı 12. 444 harbiden. Gördüğünüz gibi. Devam etmek için 0 dışında bir tuşa basalım yine. 6 diyelim. Sonra da diyelim ki arkadaşlar bir de çıkarma işlemini doğru yapalım. 90-71. Gördüğünüz gibi 19. Ve programdan çıkmak istiyorsak arkadaşlar sıfıra basacağım bu sefer, gördüğünüz gibi. Sıfıra bastım ve uygulamadan başarıyla çıkış yaptınız diyor. Gördüğünüz gibi bölme yaptı, çarpma yaptı, diğer işlemleri de yaptı. Çıkarmayı da yaptı. Bir şeyi göstermedim. Toplamayı da gösterdim. Çıkışı da yaptı. Şimdi arkadaşlar hemen size tekrardan bunun genel algoritmasını anlatalım. Buralar zaten belli arkadaşlar. Burada ilk sayıyı istiyoruz. Burada işlemi istiyoruz arkadaşlar kullanıcıdan. Burada da ikinci sayıyı istiyoruz. Ve buradaki işlem, mesela biz artı girdik. Ne yaptı? Artı case'ine girdi arkadaşlar. Burada da hemen yazdı. İşte bizim yazdığımız sayı artı, şu artıyı ben koydum buraya. Bizim yazdığımız sayı eşittir bir sayıya. Hangi sayıya? A artı B'ye, gördüğünüz gibi. Aynı şeyler diğerleri için de. Zaten birbirlerinin aynısı. Sadece işaret değişiği var arkadaşlar. Ha, bir de yanlış seçim yaptığınız kısmına bir daha orayı anlatmak istiyorum arkadaşlar. Bu arada çok feci mesaj geliyor bana. Hayranlarım herhalde çok fazla. neyse. Yanlış seçim yaptığınız kısmına gelelim arkadaşlar. Ne zaman? 17K9 dedim. Yanlış seçim yaptınız. Devam etmek istiyorum. 4 dedim. 8 çarpı 3. 24. İşte 3T9. Yanlış seçim yaptınız. Biraz tabi şeyleri var. İşlemi giriniz yazmış ama biraz şeyler var. Tabi. Yani açıkçası arkadaşlar 9H2 yazınca yanlış seçim yaptınız diyor. Tekrar giriş yapın. Şuraya bir döngünün içerisinde fazla unutmuşum herhalde. İşlemi giriniz yazıyor tekrardan. Onun dışında diğer tüm şeyler arkadaşlar gördüğünüz gibi çalışıyor. Bunu isterseniz arkadaşlar yorumlar kısmına yapıştırabilirim ama şu an şöyle dursun arkadaşlar. Siz ekleyip çıkartabilirsiniz. Videoyu şu an şurada durdurursunuz ve kodu almak istiyorsanız alabilirsiniz arkadaşlar. Umarım arkadaşlar video hoşunuza gitmiştir, faydalı olmuştur. Biraz bazı hatalarımız var. Onlar için sizden özür diliyorum. Yazım yanlışı vesaire, konuşamama gibi. Aynı zamanda arkadaşlar benim bu kanalın dışında bir de oyun kanalım var. Şu an ekranda çıkmıştır simgesi. O kanalımda oyun videoları çekiyorum. Merak ederseniz veya işte oyun kanallarını seviyorsanız o kanalıma da bakabilirsiniz. Hoşunuza gittiyse abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bu tarz kodlama ile ilgili videolarımız devam edecektir. Şu an ekranda iki tane videom çıkmıştır. Onları izleyebilirsiniz. Şekil algoritmalarıyla ilgili. Daha önce izlemediyseniz onları izleyebilirsiniz. Döngüler için birebir videolardır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve aşağıda görüşlerinizi bildirmeyi unutmayın. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın, güvende kalın, koronasız kalın arkadaşlar. Bay bay.